Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım program birazcık aksamış bulunmakta. Neden aksamış bulundu? Ben size onu söyleyeyim. Bu 2022'ye sarkmaması gerekiyordu. Neden sarktı? Onu hemen söyleyeyim. Önce kısa bir kusura bakmayın konuşması yapayım. Daha sonrasında sevgili gençler dersimize başlayalım. Neden aksadı? Şimdi bunun birçok sebebi var. Bununla ilgili açıklama yapmadığım için de kendimi bu şekilde size karşı sorumlu hissettim sevgili gençler. O yüzden bir açıklama yapmaya gereği, ihtiyacı hissediyorum. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Hafif bir hastalık girdi ve hastayken de çekemedim videoları. Daha sonrasında acil matematik AYT soru bankasının çözümleri çok geride kalmıştı. Ve sevgili gençler bunu bitirmem gerekiyordu. Bir an önce bitirmem gerekiyordu. Çünkü farklı projeler var sevgili gençler. Projelerden aşağı yukarı siz de haberdarsınız. YouTube'la alakalı değil, acil matematik tarafında projeler var. Bunlarla alakalı sevgili gençler uğraşırken tabii ki doğal olarak integrali biraz boşladık. Yalnız şöyle bir durum var. Okullarımızda mezunlar için söylemiyorum bunu. 12. sınıflar için söylüyorum. Ve bizi takip eden 11. sınıflar da varmış. Onlar için de söylüyor olabilirim. Okullarımızda sevgili gençler hala integral konusuna geçilmedi. Yani %90'ından fazlasında integral hala işlenmedi. Devlet okullarında zaten işlenmedi. Özel okullarda da maksimum türevin sonundalar. Dolayısıyla sevgili gençler integral hala işlenmemişti ve sadece ama sadece mezunlar için şu an kusura bakmayın diyorum sanırım ben. Yine de sevgili gençler kusura bakmayın. Ara sıra böyle aksaklıklar olabiliyor ama bundan sonrası için önümü görebiliyorum. Önüm açık. Bayağı da bir video depolama işine de girişmeye başladım. Olur olmadık durumlarda sevgili gençler planlanabilen veya planlanamayan aksaklıklar olduğu takdirde en azından kanal boşta kalmasın, sizleri yalnız bırakmayalım diye video depolama işine de giriştim. Haberiniz olsun. Yani ben olmasam bile bu bilgisayarın başında en az sizi 10 gün 15 gün idare edebilecek video stoğu yapmaya başladım. Haberiniz olsun. Buna video stokçuluğu da diyebilirsiniz. Evet sevgili gençler, integral konusundayız. Türevi bitirmiştik. Ve arkadaşlarım integrali de işleyip daha sonrasında türev ve integral, limit türev, integral, karma sorularını çözeceğiz sizle. Ve bu videoları da çektikten sonra güzel bir duyuru yayınlayacağım. O güzel duyurunun sevgili gençler sizler için çok ama çok kıymetli videoların habercisi olduğunu da söyleyebilirim. Haberin olsun, aklında bulunsun. Daha sonrasında şunları söyleme bana. Bunları ben senden duymak istemiyorum. Vay işte hocam, biz sizi çok geç fark ettik. Hocam ben bunları sonradan izlerim demiştim de işte hocam o sonradan bir türlü gelmedi de sınava bir hafta kaldı. Şimdi izliyorum. Daha yeni gördüm deme. Çok güzel efsanevi planlar var. Hatta ucundan ufacık çıtlatayım. Kenan hocanızla beraber ve belki birkaç tane daha YouTube kanalıyla beraber sizlere güzel projeler hazırlıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi lafı fazla uzatmayı biliyorum. Ben çok sevmiyorum. Bazen çok işin ucunu kaçırıyorum ama şu an için videonun başında lafı uzatmayı çok fazla sevmiyorum. İntegral konumuz SML Hoca. Matematik kanalındasınız. Abone olmayı sevgili gençler ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi sevgili gençler, dilerseniz şöyle dersimize bir bakalım, başlayalım yavaş yavaş. F fonksiyonunun türevi, f türev x olmak üzere. Mesela ben bu f türev x'i nasıl ifade ediyordum arkadaşlar? Fx'i şuraya yazıp başına da d bölü dx yazınca bu f fonksiyonunun türevi anlamına geliyordu. Şimdi eğer sen şuradaki dx'i kaldırırsan ki nereye kaldırabilirsin? Hani bu ifade yalnızca d ile beraber bir anlamı var mı? Var ama sen bunu türevde hiç öğrenmedin. Hiç göstermedik biz sana. Bu sadece d ile bir anlamı var mı? Var. Bu dx'i karşıya f'in türevinin x'ine yanına dx çarpı dx diye atarsan buradaki d fx ifadesi ya da karşıdaki f türev x dx ifadesine biz f fonksiyonunun diferansiyeli diyoruz sevgili gençler. Diferansiyel kelimesine çok da fazla uzak değilsin aslında gündelik hayatta. Bunu sanayide kime sorsa söyler. Ama bunu sanayideki anlamıyla buradaki anlamı birazcık farklı olabilir. Tabi sanayide mesela yani araçlarda her aracın diferansiyeli olduğu gibi ne işe yarar? Mesela çok mantıklı düşünün. Özellikle sayısalcılar beni çok iyi anlayacaktır. Düz bir yolda araçların
sağ tekerleri ne kadar dönüyorsa sol tekerleri de o kadar dönecektir. Doğru mu? Yani işin mantığı bu olmalı. Sağ teker daha fazla dönerse olmaz. Araba kaza yapar. Ama bir kavşağa girdiğiniz zaman o araçla sevgili gençler, bir kavşağa girdiğiniz zaman mesela sol tarafa doğru dönen bir kavşaktasınız. Sol tekerler daha az dönmek zorunda sağ tekerlerden. Yoksa araba yine kaza yapar. İşte o ayarı tutturan, o ayarı yapan, kafasında o ayarı yürüten ve arabaya, araca o emri veren sisteme diferansiyel deniyor arkadaşlarım. Tamam. Hani bu da aklınızda kalsın. Şimdi sevgili gençler, diferansiyel ne demekti? Yani dfx ne demekti arkadaşlar? F'in türevinde x'in sonuna dx yazıyorduk değil mi? İşte diferansiyel bu. Şimdi şunlara bakalım. Dx kare artı x inceleyelim. X kare artı x'in türevine 2x artı 1 sonuna dx yazdım. Demek ki x kare artı x'in diferansiyeli 2x artı 1 dx'miş. U'nun diferansiyeli nedir o zaman? 1'dir hocam. Çünkü U'nun türevi 1. 1 du. Yani sadece du yazabilirsiniz. 5x küpün diferansiyeli nedir? Türevini aldınız. 15x kare dx dediniz. 5'in diferansiyeli nedir? 5'in türevi 0 olduğu için 0 dx'tir. 0 dx yazmaktansa komple 0 yazarız. Daha iyi diyebilirsiniz. Şimdi integrali bir tanıyalım. Neymiş, ne değilmiş, ne yapılıyormuş, ne anlama geliyormuş. Şimdi arkadaşlarım integral demek, aslına bakarsanız hani şöyle bir olay düşünsek mesela. Şu an toplu bir deney yapalım. Aklınızdan bir sayı tutun. Tuttunuz. 5 ile çarpın bu sayıyı. Çarptınız. Sonra diyorum ki 5'e de bölün. Bulduğunuz sonucu 5'e bölün. Böldünüz. Bir şey söyleyeyim mi? İlk tuttuğunuz sayı şu an son bulduğunuz sayıya eşit arkadaşlar. Vay, nasıl olabilir? Tabii nasıl olacak? Çarpıyorsun, bölüyorsun. Aynı sayıya çarptın, aynı sayıda böldün. İntegralle türev de aşağı yukarı bunun gibi bir şey. Yani türevin tersidir diyebiliriz integrale. Ama bazı ufak tefek farklılıklar olacak. Ufak tefek farklılıklar olacak sevgili gençler, illa ki. Şimdi bunları bir görelim. Yani bunun integralinde kuralı var mı, yoksa biz her seferinde şunu mu düşüneceğiz integral alırken? Ya hangi fonksiyonun türevi 2x küptü acaba mı diye düşüneceğiz, yoksa gerçekten kuralları var mı? Kurallarına birazdan geçeceğiz ama ilk etapta öğreneceğimiz şey şu. Bu fonksiyon hangi fonksiyonun türeviydi acaba diye düşünerekten sorulara yaklaşacağız. Şimdi arkadaşlarım türevi fx olan, fx olan değil. Bunlara f diyelim, küçüklere f diyelim, büyüklere f diyelim, tamam mı? Türevi fx olan fx ifadesine fx'in belirsiz integrali veya ilkeli diyoruz. Yani ben bir fonksiyonun integralini alırsam ilkelini bulmuş oluyorum. Aslına bakarsan eski hali de diyebiliriz, tamam mı? Şimdi fx'in integrali neymiş? Fx artı c. Hayda, bu c nereden geldi? Onu da birazdan bakacağız. Şimdi her iki tarafın türevini alın arkadaşlarım. Her iki tarafın türevini alırsak, yani nasıl alacağım? Şu şekilde d bölü dx, d bölü dx dedim. Her iki tarafın türevini alıyorum. Ve integralle türev birbirini götürüyordu, götürdü. Burada sadece ne kaldı? Fx kaldı. Fx eşittir. Buraya bakıyorsun. F türev x. C'nin türevi, c sabit sayı olduğu için türevi sıfırdır. Yani fx f türev x'e eşitmiş. Şimdi bu artı c ne oluyor? Artı c'yi anlamlandırabilmek adına şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın arkadaşlarım. Şimdi ben diyorum ki, şunları şöyle biraz çekeyim. Şimdi ben diyorum ki sevgili gençler, şöyle bir olay. Varsayalım ki biz 3x karenin integralini hesaplamak istiyoruz. Şimdi düşünelim bakalım. Türevi 3x kare olan fonksiyon neydi? Türevi 3x kare olan fonksiyonu ben sana yazayım. Al. X küptür. Doğru mu? Doğru. Ama şöyle de olabilirdi. X küp artı 1 de olabilirdi. Veyahut x küp artı 82 de olabilirdi. Veya x küp eksi kök 3 de olabilirdi. Hepsi olabilir. Çünkü arkadaşlarım bunun da türevi 3x karedir. İşte türevin sonucunu net olarak tahmin ediyoruz. Yani net olarak tahmin ediyoruz derken net olarak bilebiliyoruz. Ama integralin sonucu sevgili gençler daima ama daima varsayım olmak zorunda. Neden varsayım olmak zorunda? Çünkü sen bunun integralini aldığın takdirde x küp artı c'ye eşittir ve c burada bir reel sayıdır demek zorundasın. Çünkü artı 0 olsa da oluyor, artı 1 olsa da, 82 olsa da, eksi kök 3 olsa da veyahut pi bile olsa, x küp eksi pi bile olsa senin cevabın doğru sayılmak zorunda.
Ama biz ne diyoruz? Buradaki sabit bizim için aslında çok da önemli değil ama soruların içerisinde önemli olduğu anlar olacak. Dolayısıyla biz diyoruz ki artı c ekleyelim gitsin. Yani c ne? Bir reel sayı. Anlaştık mı? Pekala, integral aldığın zaman c eklemeyi unutmayacaksın. Buraya bakalım. Şimdi burada dx olsaydı eğer, şurada dx olsaydı direkt fx'e eşit olacaktı. Doğru mu? Ama dx yok. Dx yoksa dx nereye gitmiş olabilir? Karşı tarafa çarpım olarak gitmiştir. Demek ki çarpı dx olarak geçmiş buraya. Buraya bakıyorsun, ne demiştik? Bak dx olsaydı demiştik. Bununla bu birbirini götürecekti. Direkt fx olacaktı. Doğru. Şimdi şuraya bakıyorsun. Hocam burada da integralle türev var. Bunlar da birbirini götürmüyor muydu? Buradaki c nereden geldi? Bak. Bir üstteki ile bir alttaki arasındaki farklılıkları inceleyelim. Üst tarafta d bölü dx sol tarafta. Burada dış tarafta. Burada iç tarafta. Burada integral içte, integral dışta. Yani burada yaptığımız son işlem, burada yaptığımız son işlem türev sevgili gençler. Bunu sakın unutmayın. Bak bunu bu şekilde anlatmazlar bile. Burada yapılan son işlem integral alma. Doğru mu? Burada yaptığımız son işlem integral. Şimdi sen türev alırken elinde sabit bile kalsa sabitin türevini aldığın zaman zaten sana sonuç olarak sıfırı verecek. O yüzden senin elinde kalan direkt fx'tir diyoruz. Ama burada son işlem integral olduğu için bak önce türev alıyorsun sonra integral alıyorsun. Şimdi önce türevi aldın. Elinde sabit kalmadı. Kalsa bile zaten o mesela 7x'in türevinden 7 kaldı. Ama sonra gittin sen onun integralini aldın. İntegral aldın ama sabit var mı yok mu bilmiyorsun. Sabit olup olmadığını bilmediğinden mecburen diyorsun ki fx artı bir de c olsun. Belki c sıfırdır. Belki yoktur. Ama olsun yine de c. Çünkü ben o c'nin ne olduğunu bilmiyorum. Sabit var mı yok mu bilmiyoruz. Bundan kaynaklı son işlem türevse içeridekini yansıtabilirsin. Ama son işlem integral ise c eklemek zorundasın. Anlaşık? İntegral alma işlemi türev alma işleminin tersi olarak düşünülebilir. Söyledik zaten. Dolayısıyla ters türev olarak da bazen ifade edebiliriz. Haberiniz olsun. Yani bu fonksiyonun ters türevini alın dediği takdirde fonksiyonun tersini falan alıp da türev mürev almayın. Ters türev integral almak demektir. Aklınıza bulunsun. Şimdi aşağıda verilen cümlelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. 3 tane cümlemiz var arkadaşlar. Bakalım hangileri doğru, hangileri yanlış. Fx diyor. Eğer 2x ise f'in türevi 2'dir. Doğru. 2'nin integrali de 2x artı c'dir. Bak fx dememiş. Artı c eklemiş. Muhteşem. Bu doğru. Sıkıntı yok. Şimdi fx 2x'ti. Türevini aldım. İntegralini de bu türevinin de gittim. İntegralini aldım. Fonksiyonu bulmam lazım ama fonksiyonun c'ye kadar fazlasını bulabilirim. İkinciye bakıyorum. Fm eşittir 1 bölü m ise f'in türevinde m eksi 1 bölü m karedir. Normal şartlar altında ben buna m üzeri eksi 1 demiyor muydum? Al bunun türevini. Eksi 1'i başa attım. Üzerini biraz attım. Eksi 1 bölü m üzeri eksi 2. Yani eksi 1 bölü m kare geldi. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Eksi 1 bölü m karenin eğer ki ben integralini alırsam 1 bölü m'yi bulurum demiş. Hayır. Artı bir de c'yi bulursun. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır sevgili gençler. Geçtim 3'e. fx eşittir x artı 1'in küpü. Türevini alırsak 3'ü başa indiririz. 3 üstünü biraz altırız 2. Aynı burada verildiği gibi. Şimdi ben 3 çarpı x artı 1'in karesinin türevini alırsam x artı 1'in küpü bölü 3 artı c gelir demiş. Şimdi sevgili gençler ben şunun bakın şunun şu ifadenin şurayı sileleyim. X artı 1'in küpünün türevi olduğunu bilmiyor muydum? Evet. O zaman integral alınca da x artı 1'in küpü gelmesi gerekmiyor muydu sadece? Yani burada artı 3'ün ne işi var? Tamam c'yi de eklemiş eyvallah ama burada artı 3'ün ne işi var? O yüzden bu da gitti. Cevabımız ne olacakmış? Yalnız 1 doğru olacakmış sevgili gençler. Devam edelim bir diğer örneğimizde. Bunları demiş karşılarına yaz. Yazalım. Ne demiş? Önce türevini al. Şimdi ben içerinin türevini alacağım. Allah Allah. Sinüsün türevi ne ya? Sinüsün türevi eski müfredat değil mi? Sinüsün türevi kosinüstü ama ben bunu bilmek zorunda değilim ki. Bu müfredatta yok. Evet yok. Fakat senin zaten bunun türevini almakla işin yok. Niye? Diyor ki önce türev al. Sonra bir de git bunun integralini al. Yani 5'e böl 5 ile çarp gibi bir şey bu. O zaman sevgili arkadaşlarım ben direkt x üzeri 5 eksi sinüs x'i yapıştırırım. Cevap bu mu? Hayır.
Bu olabilir ama cevabın bu olduğundan emin değilim. Niye? Çünkü son aldığım işlem integral alma. Dolayısıyla c kadar fazlasını bulmak zorundayım. C de burada bir reel sayıdır arkadaşlarım dedim. İkinciye bakalım. Bak önce türev almış. Pardon önce integral almış sonra türev almış. O zaman sabit mabit hiçbir şey kalmaz. Burada hangi fonksiyon var? 1 bölü x küp artı 8. O zaman cevap 1 bölü x küp artı 8'dir. C'si M'si yok. Kılçıksız. Devam. Hx'in integralini al. Sonra diferansiyelini al demiş. Diferansiyel alırken ne yapıyordum? Türev alıp sonuna dx yazmıyor muydum? Bak o zaman şöyle. İntegral al demiş. Şurada ne demiş? Türev al. Türev aldıktan sonra dx yaz sonuna demiş. Şimdi ben integral alıp sonra türev aldığım için içerisinde aynısını yazarım. Ama bu diferansiyeli halledemem. Sonuna dx'i mecburen yazacağım o halde. Cevabımız hx dx'miş sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Ne demiş? İntegralini aldıktan sonra türevini al. Cart cart gitti bunlar. Geriye ne kaldı? Sadece tan kare x kaldı. Dolayısıyla cevabımız budur diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Fx dx'in integrali neymiş? X üzeri 4 eksi 3x kare artı 6x artı c olduğu bilindiğine göre f fonksiyonunu bul demiş bana. Şimdi ben bu f fonksiyonunu nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Arkadaşlarım direkt derim ki buranın türevini alırım. Buranın da türevini alırım. Çatır kütür gitti bunlar. Geriye sadece ne kalıyor? Fx. O zaman geriye sadece ne kaldı? Sağ tarafın türevini almak. X üzeri 4'ün türevini al. 4x küp. Eksi 3x karenin türevi 6x. 6x'in türevi 6. C'nin türevi zaten 0. Al sana fx. Anlaştık. Sağ ve sol tarafın türevini aldın. Çünkü sen fx'i bilmediğin için integralini de alamayacaksın zaten. Veya şey düşünmek zorunda değiliz. Yani neyin türevi x üzeri 4 falan diye düşünmek zorundayız. Sonra zaten tekrardan integral alacaksın. Tamam. 106. sayfama doğru geçiyorum. Bir başka örnekteyim. Fx fonksiyonu x küp artı 2x'in integrali. Buna göre f türev x küp fonksiyonunu bul demiş bize. Önce f türev x'i bulalım mı? Al her iki tarafın türevini. F türev x eşittir. Şimdi ben bu tarafın türevini aldığım için integralleri götüreceğiz. Ne kaldı geriye? X küp artı 2x kaldı. Şimdi f türev x küpü nasıl bulurum? Tabii ki hocam x gördüğüm yere x küp yazarım. Yani x küpün küpü artı 2 çarpı x küp derim. Bu da bana x üzeri 9 artı 2x küpü verir. Bu da benim cevabımdır. F türev x küptür diyebiliriz. Anlaştık. Devam edelim bir başka soruyla hadi. Px bir polinom. Eyvallah. Şimdi diyor ki ben Px polinomuyla bu polinomun integralini toplayınca elime x üzeri 4 artı 4x küp artı 4x artı c gibi bir sayı geçiyor. Geçebilir. Olduğuna göre demiş Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamını bul demiş. Yani neyi istemiş bizden? X gördüğüm yere 1 yaz demiş. Yani sevgili arkadaşlarım P3'ü soruyor bana derim ben. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi biraz düşünelim. Ben bu Px'in polinom fonksiyonu olduğunu biliyorum. Soru bana vermiş. Şimdi bu polinom fonksiyonlarda polinom fonksiyonun mu derecesi daha büyüktür? O fonksiyonun türevinin derecesi mi daha büyüktür? İntegralinin derecesi mi daha büyüktür? Şimdi türev aldığımız her safhada benim fonksiyonumun derecesi biraz alıyor. O 2, 2, 4. Peki madem türev alınca derece azalıyor, biraz azalıyor. Bu Px dediğimizde Px'in integralinin türevi değil mi? O zaman burada en büyük derece kimin arkadaşlarım? Tabii ki Px'in integralinin. Karşı taraf kaçıncı dereceden? Bak burada dördüncü dereceden bir fonksiyon. Demek ki aha bu dördüncü dereceden. Aha bu da sevgili gençler 3. dereceden bir fonksiyon olduğu söylenebilir. Bunda bir sıkıntımız yok. O zaman ben integral px'i 4. dereceden bir fonksiyon olarak seçmek zorundayım. Şimdi o halde gelelim şu kısma. Ben diyorum ki bu integral px dediğimiz değere, px dx dediğimiz değere başlıyorum bak. X üzeri 4 artı ax küp artı bx kare artı cx artı d diyeceğim. Tamam mı? Gerçi cx demeyelim, şuradaki c ile karışabilir ya da ben buradaki c'ye p diyeyim. Tamam mı? Px ne olur arkadaşlar? Px de tabii ki bunun türevi olacaktır. Yani 4x küp artı 3ax kare artı 2bx artı c olacaktır. Buradaki c'yi p diye değiştirdim. Benim soruda kullandığım c ile çözümde kullandığım c ile karışmasın diye. Tamam. Sonra bunları gitmiş toplamış. Toplayınca da aha burayı bulmuş. Hadi toplayalım biz de madem öyle.
Şöyle yapalım, toplayalım. Burada neler var? X üzeri 4'ümüz var. Bir bak, 4x küp var, bir de ax küp var. O zaman x küp parantezinde a artı 4 diye ben bunu ifade ederim. Bx kare var, 3ax kare var. O zaman x kare parantezinde 3a artı b yazarım. Cx var, 2bx var. X parantezinde c artı 2b yazarım. Bir de artı c artı d'miz var sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu şuna eşit. Onu da şöyle getireyim bak ben şuraya senin için. Hop şöyle alalım. Tamam mı? Şöyle alalım arkadaşlar. Aha da buraya getirelim. Bu da buna eşit diyelim, tamam mı? Eşittir bu. Şimdi x üzeri 4 ile zaten x üzeri 4 gidiyor. X küpün katsayısı burada 4, burada a artı 4. Bak şimdi a artı 4 eşittir 4 dersek a kesinlikle 0. A'nın 0 olduğu bilgisi elimize ulaştı ya, bu çok güzel oldu çünkü burası da 0 oluyor artık. Şuraya bakalım. X karenin katsayısı ne? X kare var mı hocam burada? 0 x kare var varsa da. X karenin katsayısı 0. Sol tarafa bakıyorsun. X karenin katsayısı. B. Demek ki B de 0. Güzel, B de gitti burada. 4x var. X'in katsayısı 4. Buradaki x'in katsayısı C. Demek ki C 4'müş. Ve sevgili gençler, C 4 ise son olarak burada 4'e D ekleyince biz şuna P olsun demiştik. P geliyormuş artık o da. Tamam. Şimdi arkadaşım, bana ne sorulmuştu? Bana P3 sorulmuştu. Doğru mu? Ben P3'ü bulacağım. Şimdi P3 için gelelim şurada yerine yazalım. Bak A gitti 0'dı, B de 0'dı, o da gitti. Ben buradaki C'nin de 4 olması gerektiğini bulmadın mı? Aha burada. Bulduk. Şimdi o zaman P3'ü bulma vaktidir. P3 eşittir. 3'ün küpü 27. Bunu 4 ile çarpacağız. 4 kere 27 108 yapar. Artı bir de burada neyimiz var? 4'ümüz var. Bunu da 4 eklersek cevap ne gelir? 112 acil gelir arkadaşlar. Tamam. Acil anekdotunu orada unutma yani. O önemli. Geçtik bir diğer soruya. Diyor ki integral hx dx x küp eksi 5x kare artı c olarak verilmiş bize, olduğuna göre demiş. H fonksiyonuna x eşittir 3 apsisli noktadan çizilen teğet neyim? Oo bak, bu türev sorusu ha. Türev sorusu da sadece şuradaki integral işaretinden kaynaklı integrale yazıyorlar aslında. O zaman şöyle diyelim. Şurada neyi sormuş bana? H fonksiyonuna 3 apsis noktadan çizilen teğet eğimini bulmak için H'ın türevinde 3'ü mü bulmamız gerekiyordu bizim? Doğru muydu bu? Değil mi? Böyleydi. Peki H fonksiyonunu bulabilir miyiz acaba? Mesela ben her iki tarafın yine türevini alsam şu şekilde. Bunlar buna eşit olur. Buranın türevini aldığım takdirde integralle türev gider. Bak şu an integralle işimiz kalmadı. İntegrali kullandığımız tek yer burasıydı. Türevini alınca integralin yok olmasıydı. Başka hiçbir şey yok. Peki al bakayım türevini. Burada sadece hx kaldı. Al sağ tarafın da türevini al. 3x kare eksi 10x kalmadı mı? C'nin türevi zaten 0. Bana ne lazım? H türev. Al bakayım h'ın türevini de alırsın. Hx'i biliyorsun artık. 6x eksi 10. Bana h türev 3'ü sormuştu. Yaz yerine 6 kere 3'ten 10'u çıkaracaksın. Yani 18'den 10'u çıkaracaksın. Cevabın ne olacak? 8. İşte bu da bize teğetin sevgili gençler eğimini verecektir diyebiliriz. M teğet eşittir 8'dir dedik. Anlaştık. Devam. Bir diğer örnek. Fx'in integrali bu olduğuna göre f fonksiyonunun x eşittir 1 apsis noktasından geçen teğetin denklemini yaz demiş. Denklemi yazmak için bize neler gerekiyordu? Bir eğim gerekiyor. Bir de 1 için fonksiyon nereden geçiyorsa o nokta gerekiyor bana. Tamam, 1 için nerede, niye x eşittir 1 apsis noktasından çekilen teğetin demiş ya, ondan 1 için nereden geçiyorsa o gerek diyorum. Al yine her iki tarafın türevini al, öyle boş durma. Peki her iki tarafın türevini alırsam bunlar gider. Fx kalır sadece. Fx de sevgili gençler sağ tarafın türevini alırsanız, hadi beraber alalım. 3'ü başa attık. 12 üstünü biraz attın unutma. 12x kare eksi 10x artı 6 dedi. Şimdi ben eğimi bulabilmek için bana f türev lazım. F türev x eşittir. 24x eksi 10 geldi. Hangi noktadaki eğim lazımdı? 1. O halde f türev 1 gerekiyor bana. F türev 1 de 24 eksi 10'dan arkadaşlar 14'tür. Bu bizim eğimimiz. Peki 1 için fonksiyon nereden geçiyor? Hala onu bulmuş değiliz. Onu da bulalım. 1 için yani bize ne lazım? F1 eşittir 12 eksi 10 artı 6. 2'ye 6 ekle, bu da 8. Demek ki 1 için 8'den geçiyor ve eğim de 14. Nasıl yazarız?
bu teğet denklemini. Şöyle diyelim. D doğrusu teğet olsun. Tamam mı? D eşittir diyelim. Ya da Y eşittir diyelim. Uğraşmayalım. Y eşittir. Eğim neydi? 14. 14x'i yapıştırıyorsun. 1 için 8'den geçmiyor mu? Yazdın 14 kere 1. O 14. 8'den geçmesi gerekiyordu. O zaman 6 çıkaracakmışsın demek. Cevabımız 14x-6 olacak sevgili gençler. Ve sağ üst tarafa doğru bu sorudan sonra geçeceğiz. Sağ üst tarafta integralin özellikleri var. Başka videoya geçmeyeceğim. O yüzden iyi dinle. Şunun şurasında daha 25 dakikacık falan olmuş. İntegralin özellikleri nelerdir? Şimdi şöyle diyelim. Eğer ki az önceden söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar ediyoruz. Bir topluyoruz, derliyoruz, toparlıyoruz, tamam mı? Şimdi ben f(x)'in türevinden sonra integralini alırsam son alınan işlem, son yapılan işlem integral olduğu için içerinin aynısını yazıp sonuna c ekleyeceğim. Ama en son yapılan işlem türev ise içinin aynısını sen buraya hocam integralle türev birbirini götürür. f(x) burada aynen kalır sap gibi diyeceksin, tamam mı? Eğer sen bir fonksiyonun integralini almadan önce a ile çarpmak istiyorsan önce integralini al kardeşim, daha sonrasında a ile çarparsın diye bu a'yı dışarı atabiliyoruz. Bunda da bir sıkıntımız yok. İki fonksiyonun toplamının veya farkının integralini bulmak yerine bu fonksiyonların ayrı ayrı integrallerinin toplamını veya farkını bulabilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. Yalnız bu özellik çarpmada ve bölmede işlemez. Aklına yaz bunu. Tamam mı? Yapan öğrenci gördüm, ben sende görmeyeceğim bunu. Böyle bir şey istemiyorum. Anlaştık mı? Sadece ama sadece toplama ve çıkarmada geçerli bu. Öyle çarpmada, bölmede bu özellik geçerli. İşte iki fonksiyonu çarpmış, o zaman ben bunların ayrı ayrı türevlerini, integrallerini alayım, onları çarparım diye bir olay ben istemiyorum. Veya ayrı ayrı integrallerini bulayım, sonra bölerim diye bir olay yok. Bunu yapmıyorsun. Sadece toplama ve çıkarmada geçerli. Devam. Şurası fx1 arkadaşlar. Bakayım fx şöyle. Kusura bakmayın. O benim hatam olmuş. Ben yazdım hepsini elimde tek tek de biraz hatalı olmuş. Kusura bakmayın. Arkadaşım integral fx dx, integral fm dm, integral fs ds'ye veya baş harfin neyse a ise mesela integral fa da'ya, baş harfin v ise integral fv dv'ye. Bunların hepsi de bunlara eşittir arkadaşlar. Hiçbir içinde sıkıntı yok. Sen sorunun içerisinde integral fu du mu buldun? Sıkıntı yok. O fx dx eşittir sana bunu soruyorsa. Sıkıntı değil. Oradaki harf değişikliği, değişken değişikliği seni çok alakadar etmiyor. Tamam. Şimdi integral alma kurallarına bakalım. Hani türevde vardı ya, polinom fonksiyonların ben integralini alırken üstünü başa indiriyorduk da üstünü biraz altıyorduk hani. Hatırladın değil mi? Nasıl türev alındığını unutmadın. İntegralde de benzer kural var. Benzer, aynısı değil. Benzer, aynısı olsa türev olur zaten, değil mi? Şöyle yapacağız arkadaşlarım. İntegralde üssünü bir arttırıyorsunuz. Bak şimdi x üzeri n var ya. Üssünü bir artırıyorsun. N artı bir yapıyorsun. Artırdığın sayıya da bu ifadeyi bölüyorsun. Tabii o Allah'ın emri, c'yi eklemeyi unutmuyoruz. Anlaştık? Neymiş? Mesela x üzeri 6'nın bana integralini bulun hadi. İntegral bulmak için buraya dx yazacaksın. Üssünü 1 artırdım hocam. Artırdım ve böldüm ve c ekledim. Bak şimdi bunun amacı kolay yoldan integrali bulmak. Al bakayım bunun türevini. 7'yi başa indirdim. 7 çarpı x üzeri 6 bölü 7 c'nin türevi zaten 0. 7'ler gitti. Bak x üzeri 6. Bak x üzeri 6. Gördün mü? Aynı şeyi bulursun. Bölmendeki amaç türev alındığında tekrardan o katsayıları yok etmesi için. Peki sabitin integrali ne hocam? Sabitin integrali de basit. Bunu sen a çarpı x üzeri 0 olarak düşünürsen a çarpı x üzeri 1 bölü 1. X üzeri 1 x'ti. 1'e de bölmek hiçbir şey ifade etmiyor. O zaman a x'tir. Artı tabii bir de c'miz var. Yani sen herhangi bir sabit gördüysen mesela 3'ün integralini al dediğim zaman sen direkt diyeceksin ki 3x artı c hocam. Pi'nin integralini al dediğim zaman sen diyeceksin ki hocam pi x artı c. Anlaştık. Bir de sevgili gençler, bu polinomlarda integral almanın dışında bazen bize çünkü polinom değil bambaşka ifadeler verecek. O polinomları bölecek, kökün içine alacak, çarpanları ayırmanı isteyecek, cartını yapacak, curtunu yapacak. Tamam.
Envai çeşit iç içe sokacak onları soru. Ama merak etmeyin, bütün sorular için bir tek bir önlem söyleyeceğim size. Değişken değiştirme metodu, değişken değiştirme yöntemi diye de bir muhabbet var. Şimdi biz öyle bir fonksiyon verecek ki bize, mesela ikisi de polinom olsun, o polinomların çarpımı fonksiyonunu versin ama mesela ben onu açtıktan sonra integralini almak zorunda kalacağım. Mesela diyecek ki 2x kare artı 5x artı 7'nin 8. kuvveti çarpı diyecek bir ifade daha, bunun integralini al. Lan şimdi ben o üçlü ifadenin, o trinom deniliyor onlara, o üçlü ifadenin 8. kuvvetini alacağım da sonra bir de tek tek yandaki ifadeyi dağıtacağım da sonra üstlerini bir artırıp artırdığıma böleceğim de sonucu bulacağım. C'yi unutmayacağım. Hadi lan oradan derler adama. Arkadaşım işte bu tarz büyük işlemlerden kurtulabilmek adına bu değişken değiştirme yöntemine muhtacız. O kesin. Buna muhtacız. Bazen soruların içerisinde nereye değişken değiştireceğimizi, nereye işte dx gördüğümüz yere nasıl du yazacağımızı karıştırıyor olabilirsin ilk etapta, ama sana belli başlı tiyolar da vereceğim. Bunu da sakın unutma. Peki nedir bu değişken değiştirme yöntemi? Hemen söyleyeyim. Fx, bakın burada n'inci kuvvetini görmeyin. Tamam. Bir fx bulacaksın. Bir de aynı fonksiyonun içinde bunun türevini bulacaksın. Eğer bunlar varsa değişken değiştirebilirsin. Nasıl? Diyeceksin ki hocam ben burada fx'e u diyeceğim. U genelde u denir değişken değiştirmede. U'nun yokluğunda t demek müthiş kolaylıktır. Kolaylıkla alakası yok. U veya t diyoruz genelde. Tamam. Şimdi buna u dedik. Hemen diferansiyelini buluyorsun. Yani türevini alıp sonuna dx yazıyorsun. Bu tarafında alırsan zaten du olduğunu görürsün. Bak şimdi ne kadar basit oldu işlem. Yazıyorum. İntegral. Fx'e u demiştim. Fx'in n'inci kuvveti vardı. U üzeri n yaptı. F türev x dx. F türev x dx. Bunu da du bulmuştum. Du. Bunun integralini al şimdi. Bak daha kolay değil mi? U üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c. U neydi? Fx. Demek ki Fx'in n artı 1'inci kuvveti bölü n artı 1 artı c bizim cevabımızmış. Bitti. Veyahut o sana az önce anlattığım örneğe benzer bir örnek mesela yazayım ben sana şimdi şuraya. Ne olsun? İntegral işte 2x kare artı 4x artı 9, bunun 7. kuvveti çarpı 4x artı 4 dx. Hadi bunun integralini al. Sen bunun 7. kuvvetini açacaksın da 4x artı 4'ü içeri dağıtacaksın. Sonra integral alacaksın. İşte geçeceksin o işi. Öyle bir şey yapmayacağız. Şunları fark edeceksin. Sarıyla işaretlediğim yer. Ben oraya 2x kare artı 4x artı 9'a arkadaşım gidip u dersem eğer. Al her iki tarafın diferansiyelini bak. Yani türevini alıyorsun. 4x artı 4, sonra da dx yazıyorsun. Biz buna diferansiyel diyorduk, hatırlıyorsun. Eşittir u'nun türevi 1 olduğu için 1 du. Bunun da diferansiyelini alıp du geldi. Bak şimdi. Sarıyla işaretlediğim yer u oldu. Maviyle işaretlediğim ve dx yazan yerde du oldu. Yani u'nun 7. kuvveti, bak yazıyorum, u'nun 7. kuvveti du. Bunun integraline çok daha basit. Şunun mu integralini almak kolay, bunun mu yoksa? U üzeri 8 bölü 8. Hocam bir de artı c'miz var. Tamam, çok güzel. U neydi peki? Buydu hocam. Yaz o zaman yerine 2x kare artı 4x artı 9'un 8. kuvveti bölü 8 artı c. Al sana integral alınmış oldu. Bitti. Değişken değiştirme yöntemi bu şekilde kolaylıklar sağlar bize. Aklında bulunsun. Şimdi değişken değiştirmeye hemen geçmiyoruz tabii. Önce yukarıda anlattığımız polinomların integrali ile ilgili sorular çözeceğiz. Sonra değişken değiştirmeleri anlatacağız. Haberin olsun. Şimdi diyor ki bana fx fonksiyonu bunun integralidir. Bunun integrali ne güzel kardeşim? Bunun integrali 2'nin integrali 2x'ti. Tabii bir de c'miz var. Bak fx neymiş o zaman? Fx eşittir 2x artı c. Bana f-2 sormuş. F-2'yi sormuş da c'yi bilmiyor. Bulabilir miyiz? Buluruz. Nasıl? Bana onu bulayım diye f1'i vermiş. Yaz o zaman f1 yerine. F1 eşittir 2 kere 1. 2 artı c. Kaçmış? 3. O zaman c kaçtır? 1'dir. Demek ki benim fx fonksiyonum aslında 2x artı 1'miş.
Bana da gitmiş f eksi 2'yi sormuş. Yaz x gördüğün yere eksi 2. 2 kere eksi 2 eksi 4 artı bir de birimiz var. Cevap neymiş? Eksi 3'müş. Bakın arkadaşlar f eksi 2'miz hop eksi 3'müş diyebileceğiz biz. Geçiyorum bir diğer soruma. Diyor ki karekök içerisinde x küpün integrali. Hayda lan bunlar polinom da değil, nasıl alacağız? Hiç sıkıntı yok. Türevde nasıl yapıyorsan. Bunu sen x üzeri 3 bölü 2 diye yazamaz mısın? Yazarsın. Bunun integralini al o zaman. Nasıl yapıyoruz? Üstünü 1 artırıyoruz. X üzeri 5 bölü 2. Bir de bunu 5 bölü 2'ye böleceğim. Ama 5 bölü 2'ye bölmek yerine 2 bölü 5 ile çarpmak şu an daha akıl kârı. Değil mi? Çünkü 5 bölü 2'ye bölmekle aynı şey. Artı bir de ne diyorsun? C. Al sana integralin sonucu. Böylece bırakabilirsin. Ha belki soru bankalarında, tamam, soru bankalarında falan bu ifadeyi şıklarda bulamayabilirsin. Onu da şöyle yapacaksın. 2 çarpı akıllı davran. Şu karekök demekti. Bu da x'in 5. kuvveti. Karekök içinde x üzeri 5 bölü 5 artı c dersin. Anlaştık? Bunu bu şekilde ifade edebilirsin. Ya da bu da yoksa şu vardır. 2 çarpı x kare kök x bölü 5 artı c. O da senin artık mat bir yeteneklerine bağlı. Yani şuraya kadar bıraksan normalde yeter. Ama şıklarda bulamıyorsan, eğer bu şekilde de varsa, onların da tabii bunlara eşit olduğunu göreceksin. O sana kalmış artık. Devam. X küp artı 2x kare artı 7'nin integralini al demiş. Alalım. Şunun integralini arkadaşım. X üzeri 4 bölü 4 artı şunun integraline 2 çarpı x küp bölü 3 artı 7'nin integraline. Hocam o da 7x. Tabii bir de neyimiz vardı? C'miz vardı. İşte integralimizin sonucu bu sevgili gençler. Arkadaşlar bir diğer soruda şuraya 2 yazın. Tamam. 1 bölü 2'sinin integrali normalde ln x diye hesaplanıyor ama normalde x kare diye yazmak istedim. Fakat yazamamışım. X kalmış. 1 bölü 2'sinin de integralini alabiliriz ama bildiğimiz müfredatla alamayız. Dolayısıyla sevgili arkadaşım dediğim gibi bunun integrali ln x'tir, ln mutlak x'tir. Ama bildiğimiz yöntemlerle alamadığımız için de sevgili gençler bu şekilde 1 bölü x kare olarak düzenleyin burayı. 1 bölü x kareyi x üzeri eksi 2 diye yazacak olursanız üstünü 1 artırın. X üzeri eksi 1 artırdığınıza bölün eksi 1. X karenin integrali ne? Hocam x küp bölü 3. 5x'in integrali ne? 5x kare bölü 2. 6'nın integrali de 6x. Tabii ki bir de artı c'miz var. Düzenleyelim biraz. Burası nedir? Eksi 1 bölü x'tir bak burası. Artı x küp bölü 3. Eksi 5x kare bölü 2. Artı 6x. Artı c yazabilirsin. Bu da senin integralin olur. C'yi asla unutmayın. Devam sevgili gençler. Şimdi değişken değiştirme. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Kendi başınıza da mutlaka bu videodan sonra herhangi bir kitaptan açın. Değişken değiştirmeli sorular çözmeye gayret gösterin kendi başınıza. Unutmayın, bu değişken değiştirmeyi ne kadar izleseniz boş. Kendiniz çözmediğiniz müddetçe ben çözerken çok mantıklı gelir. Ben çözerken aa çok iyi anladım dersin. O müthiş anladım dersin. Ama soru bankasını açıp da kendin yapamadığın sürece dersin ki ben bunu hiçbir zaman anlamayacağım. Kendin çözmeye gayret göster. Kendin çözdüğün an bu iş senin için bitmiştir. Arka arkaya 3 tane soru çöz, tamamsın. Anlaştık? Devam. Bir de tabii şunu söyleyeyim. O tüyoyu da vereyim ben size. Bunu ben liseye giderken hocam söylemişti. Demişti ki nereye U diyeceğinizi, nereye DU diyeceğinizi bilemiyorsanız size bir taktik. Her zaman karışık olan yere, karmaşık görünen yere U deyin. Burada karmaşık görünen yer neresi? Burası. Çünkü x kare artı 1'in karesi mi daha karışık yoksa 2x mi? Tabii ki burası. O zaman oraya U diyeceğiz. Bak şimdi. X kare artı 1'e eğer ben U dersem, tamam, şu x kareyi düzgün yazalım. X kare artı 1'e u dersem al bakayım diferansiyelini. Türevini aldım 2x. 1'in türevi zaten 0. dx eşittir ne oldu? du. Güzel. Bu benim ne işime yaradı? Buraya ben zaten u demiştim. Şurası da du oldu bak. Burası da du oldu. Bitti soru. İntegral u kare du. U karenin integrali nedir? U üzeri 3 bölü 3'tür. Bir de artı c eklersin. U neydi güzel kardeşim? Canını yandığım x kare artı 1'in küpüydü. Bölü 3 artı c dedin. Soru bitti. Bu kadar. Basit. Devam. Devam. Bir de sana
Soruların içinde bu soru bankalarında da denemelerde de bolca görürsün. Niye bolca görürsün onu da söyleyeyim. ÖSYM arka arkaya birkaç yıl böyle soru sordu. Dedi ki buna bu dönüşümü yap dedi. Ve integrali de hesaplamayacaksın, tamam mı? İntegrali yazacaksın. Ben burada hesaplayın dediğime bakma. İntegrali yazıp bırakacaksın. Şıklarda da sana verir. Diyor ki bu dönüşümü yaptığın zaman hangi integrali bulursun? Dönüşüm yapıldıktan sonra oluşacak integrali bul der. İntegrali hesapla demez sana ÖSYM. Şimdi bakalım. Diyor ki yapacağımız değişkeni neye değişken değiştireceğimizi söylemiş. X artı 1'e t üzeri 6 de demiş. E diyelim. Şimdi ben x artı 1'e t üzeri 6 dersem, her iki tarafın diferansiyelini alırsam dx, çünkü x'in türevi 1, 1 çarpı dx ise dx yapar, eşittir t üzeri 6'nın türevini 6 çarpı t üzeri 5 dt. Şimdi bu cepte dx'in ne olduğunu bulduk. Şimdi ben x artı 1'e t üzeri 6 ve buna da t üzeri 6 dediğim için bak t üzeri 6, t üzeri 6. Şimdi t üzeri 6'nın karekökü ne yapar? Yazıyorum yeni integralimi, t'nin küpü yapar. T üzeri 6'nın küp kökü de t'nin karesi yapar. Bir de burada ne var? 6 çarpı t üzeri 5 var. Şu 6'yı dışarı fırlatalım. 6 integral, t üzeri 5'i de içeri dağıtalım. T üzeri 8 artı t üzeri 7. Hadi bakalım. Bir de ne var sonunda? Dt var. Şuradaki dt'yi unuttuk tabii değil mi? Pekala. Al o zaman şimdi integralini. Al. T üzeri 8 6 çarpı hop açtım parantezi. T üzeri 8'in integralini t üzeri 9 bölü 9. T üzeri 7'nin integralini t üzeri 8 bölü 8. Artı bir de neyimiz var? C'miz var. Bitti. T gördüğün yere de ne yazacaksın? Şunu yazacaksın. Madem ki T üzeri 6 buydu. T nedir arkadaşlarım? 6. dereceden kök içinde X artı 1'dir. Bizim T dediğimiz ifade. O T'yi de buraya getirip yerine yazacaksın. Hadi yazalım bari. 6 çarpı X artı 1'in 6. dereceden kökünün 9. kuvveti bölü 9 artı X artı 1'in 6. dereceden kökünün 8. kuvveti bölü 8 artı C. Soru bitti arkadaşlar. Tamam. Devam. Diyor ki şu kısmı sileceğim. 2X çarpı Fx dx artı F türev X çarpı X kare dx integralinin eşitini bul. Hayda. Hadi bakalım şimdi değiş, istersen değişken değiştir, istersen polinom türevi uygulamaya çalış, istersen fx gördüğün yere saçma sapan bir fonksiyon seç öyle başla derse çözüme. Ama ne yaparsan yap bu yöntemlerle çözemeyeceğin, şurayı kullanarak çözmemiz gereken bir soru bu. Yani, tabii diğer yöntemleri yaparken de burayı kullanıyoruz da, ama bunda tamamen burayı kullanacağız. Biraz uyanık olmamız lazım, biraz tilki olmamız lazım. Peki bunun tilkilikle ne ilgisi var? Hemen gösterelim. Şimdi bakın, integraller toplanmış. Ne demiştik? Bir özellik vardı. O özellik de sevgili gençler, bunlar toplanıyorsa işte içeride aynen yazılabilir. Yani 2x fx artı f türev x çarpı x kare dx diye tek bir integral içerisinde ben bunu yazabilirim. Bunu görür görmez aklınıza bir şey gelmesi lazım. Ne gelecek? Bak şimdi f türev x, fx'in türevi iken 2x de x karenin türevi. Burada x karenin türevi çarpı fx, f'in türevi çarpı x kare var. Bu sevgili gençler aslında bakarsanız şu demek. X kare çarpı fx'in türevinin integrali demek. Hatırla, türevde çarpımın türevini birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci yapıp topluyordun. Burada da aynısı yok mu? Var. Demek ki o zaman burası x kare çarpı fx'in türevi. Bir de o türevin integrali. Türev ve integral birbirini götürür. Evet. X kare çarpı fx aynen dışarı kalır. Ama bir de neyimiz var? C'miz. Niye? Çünkü son olarak integral alma işlemi uyguladık da ondan kaynaklı artı c'miz var. Onu da sakın ama sakın unutma. Devam ediyorum. Bir diğer soruyla. Fx fonksiyonu kartezyen koordinat sisteminin 1'e 9 noktasından geçiyormuş. Yani bu ne demek? F1 demek, 9 demek. Bak bu cepte ne güzel kopyalar veriyor sana soru sırayla. Bir de diyor ki ben diyor bu fx'in diyor türevini alırsam 3x kare, bu fx'in türevi demek değil mi? Bak y fonksiyonunun türevi demek bu. Fx'in türevini alırsam 3x kare artı x artı 1 geliyor demiş.
Bana fx fonksiyonunu bul demiş. Ya türevini vermiş işte. F'in türevinde x'i vermiş. Sen ancak f'in türevinde x'in integralini alırsan fx'e ulaşırsın ama bir c farkla. Bu c'yi de bulacağız. Şimdi f'in türevine kardeşim hemen yazalım içeri. 3x kare artı x artı 1 dx yazdım şöyle. Bak burası f'in türevi. Şu kısım. Şimdi ben o türevin integralini bir alayım güzelce. 3x karenin integrali 3 çarpı x küp bölü 3. Baştaki 3'ler gider, x küp kalır. Ki zaten x küpün de türevi 3x kare biliyorsun. Artı x'in integraline x kare bölü 2. 1'in integraline x artı bir de neyimiz var? C'miz. Peki ben bu c'yi nereden bulacağım? Bu artık fx biliyor musun? Bu fx. Peki ben c'yi nereden bulurum? F1'in 9 olduğunu bize boşuna vermemiş. Öyle havadan bir sebep de vermemiş. F1'i bulacağız. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 artı c kaçmış? 9'muş. 1 artı 1 2 yapar. 1 bölü 2 daha 2,5 yapar. 2,5'u karşıya atarsan 9'dan 2,5'u çıkardın. Ne kaldı? 6,5 kaldı. Demek ki c kaçmış? 6,5. Bize neyi sormuş? Fx fonksiyonunu bul. Fx fonksiyonu şurasıydı sevgili gençler. Baştan yazıyorum. Fx eşittir. X küp artı x kare bölü 2 artı x artı 6,5'u da 13 bölü 2 diye yazalım da bari. 6,5 deyince sanki böyle şey gibi oluyor. Bakkaldan aldığın 1 litrelik kola gibi oluyor. 1 litrelik kolalarda ne çabuk 6,5 lira oldu ya. Daha ben yani şundan 3-4 sene önce 2 lira alıyorduk, 3 lira alıyorduk. 6,5, 7-8 lira oldu ya. Neyse, devam. Neye zam gelmedi ki? Fx sevgili gençler. H türev x de g'nin türevinde hx'in çarpımıymış. Aha dur, sen bunu biliyorsun, dur kaçırmayalım. Ben bunu şöyle yazarsam sen anlarsın. G'nin türevinde hx çarpı h türev x. Ben bunu böyle yazarsam sen anlayacaksın. Ne demek bu? Bu ne demek? G hx'in türevi demek değil mi? Bu bileşke fonksiyonu türevi değil mi? Şimdi diyor ki fx buymuş. Yani şuraya sevgili arkadaşım sen şunu yazabilirsin. F'in içerisinde hx'in türevi yazıp sonra integralini alabilirsin. Ki burada da ne var? Türevin integrali olduğu için bunlar gider ve geriye sadece ne kalır? GHx kalır. GHx kalır. Ve sevgili gençler artı bir de c'miz kalır. Bunu da unutmayacağız. Şimdi gelelim şuna. Benim bu neymiş? Fx fonksiyonumuş. Onu da yazalım. Fx, GHx artı c'ymiş. Peki. Bana neleri vermiş? H2'yi vermiş. G3'ü vermiş. F2'yi vermiş. F5'i vermiş. G bileşke H5 soruluyor. Şimdi G bileşke H5 soruluyorsa aslında şöyle yazalım. F5 eşittir. G içerisinde H5 artı c. İşte sevgili gençler şurayı sormuş bana. Ben burayı bulacağım da F5'i biliyor mu? Biliyorum biliyorum bak F5 5. Şimdi oraya şuraya yazalım bir. 5 eşittir. G içerisinde H5 yani bu bana sorulan artı bir de C'miz var. Bu soruluyor bize. Şurası soruluyor. Tamam. Benim ne yapmam lazım? C'yi bulursam işim güzel. C'yi bulursam keyfim yerinde. İşler tıkırında demek. Şimdi F5'i kullandık. F2, H2 ve G3'e bakalım tamam mı? Ben şurada şu kısımda arkadaşlarım x gördüğüm yere 2 yazsam şurayı sildim işimiz kalmadı orayla. X gördüğümüz yere bir 2 yazalım mı sizle beraber? F2 eşittir diyorum. F2 eşittir. G içerisinde H2 artı C dedim. Tamam mı? F2'nin kaç olduğunu vermiş. Bak burası 10'muş. H2'yi de vermiş. H2 de 3'müş. G3'ü de vermiş. G3 de sevgili gençler 5'miş bakın. Demek ki 10 eşittir 5 artı C'ymiş. Bu bana 5 C'yi buldurdu. C 5'miş. C'yi buldurduysa kardeşim şurası 5 değil mi işte? Burası 5. 5'leri götür. Burada sadece 0 kaldı. Demek ki GH5 kaçmış? 0'mış. Bana neyi sormuştu? G içerisinde H5'i sormuştu. Demek ki bu da 0'mış. Cevabımız da buymuş diyeceğiz. Ve bir diğer örnek. Bana diyor ki fx fonksiyonu reel sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon. İkinci türevini verdim sana ben bu fonksiyonun diyor 10x. Birinci türevinde 1'i de verdim 5. Kendisindeki 1'i de verdim 3 ama bana f'i bul diyor. Peki bulalım hadi. Madem bunu istemiş.
bana fonksiyonun ikinci türevi verildiyse ben bu fonksiyonun sevgili gençler birinci türevini bulurum. Ne yaparım? Bunun integralini alırım. Al bakayım bunun integralini. Böylelikle f türevi x karşımıza çıkacak. 10x'in integrali 10 çarpı x kare bölü 2 artı c'dir. Yani f türev x 5x kare sadeleştirdim 10'la 2'yi. 5x kare artı c'dir. Hoca c'yi nereden bulacağım? Basit. Şunla bulacaksın. Yaz bakayım bir yerine f türev 1 eşittir 5 çarpı 1'in karesi artı c eşittir 5 ise c buradan 0'dır. Çünkü şurası 5. Demek ki bu 0'mış. F'in türevinde x neymiş güzel kardeşim? 5x kareymiş. Şimdi bu cepte ya. Bu cepte. Peki şimdi soru şu. F'in ikinci türevinden f'i bulabildin madem. F'in birinci türevinden pardon f'in ikinci türevinden f'in türevini buldun madem. F'in birinci türevinden f'i bulabilir misin? Bulursun, o doğrunun türevi çünkü. O zaman fx eşittir. Şunun integralini al. 5x küp bölü 3 artı c dedin. Tamam. Daha sonrasında c'yi nereden bulacağım? F1'i vermiş ya bana oradan. F1 eşittir. 5 bölü 3 çarpı 1'in küpü 1 artı c. Bu da neymiş? 3. O zaman c kaçtır? 5 bölü 3'ü karşıya atarsın. Yani 9 bölü 3'ten 5 bölü 3'ü çıkaracaksın. 4 bölü 3 gelecek. C de 4 bölü 3'müş. Ben fx'in şurası olduğunu bilmiyor muydum bu kısım? Evet. C'yi de bulduk. Yerine yazarız o zaman. Fx neymiş arkadaşlarım? 5x küp bölü 3 artı 4 bölü 3'müş gençler. Bu da bizim f fonksiyonumuzdur diyebiliriz. Evet. Gençler sağ üst tarafa geçtiğimizde belirli integral karşılıyor bizi. Belirli integralde merak etmeyin. Belirsiz integralin aynısı. Sadece üzerine şurada integral işaretinin altına üstüne sayılar yazacağız. Bu sizi çok korkutması, çok basit bir olayı var. C ile M ile hiçbir işimiz kalmayacak. Hiç merak etmeyin. Daha da basit. Ben ne diyorsam ona inanın. Daha basit. Gözünüz korkmasın. Hiç sıkıntı yok. Bende. Tamam. Ben anlatacağım. Sen dinleyeceksin. Aa çok basitmiş diyeceksin. O kadar da basit. Hiç merak etme. Belirli integral videosunda görüşürüz. Kendine dikkat ediyorsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutma arkadaşım. Seviliyorsun.